Merhabalar efendim. Bugün size küçük bir öykü anlatmaya geldim. Yalnız anlatacağım bu öykü kara kuru bir öykü olacağına. Vakitte karantinadır, müsaittir diyerekten öykümüzü meddah tarzında anlatmayı yeğledim. Hak dostum hak diye başlamalı söze, işte peşkil, işte sopa. Geçelim öykümüze. Tutup iki lakırdıyı birbirine karıştırmayalım diyedir gayretimiz. Günün bu saatinde oturmuş beni seyrediyorsunuz, işte budur o hayretimiz. Ancak vardır elbet dağarcığımızda bir tatlı öykü, ne anlatıyor bir insan, getiriyor uyku. Lakin söylediklerimiz latifedir, peşinen bilinsin, maksat biraz düşünülsün, gülünsün. Efendim, bu kadar laftan sonra geçelim öykümüze. Giresun'da depoya doğru çıkarken sağlı sollu iş anlarının birinin terasında olduğu rivayet edilen bir kıraathaneye eski öğretmenlerin takıldığı söylenir. Adı da Emekli Öğretmenler Kıraathanesi'ymiş. Her ne kadar bu adresi kimse bulamamış olsa da biz yine orada yaşananları anlatmak isteriz. Bu kıraathanenin sahibi de Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantininden emekli Rizeli Dursun Ağa'dır. Ancak şu anda orayı Dursun Ağa'nın oğlu Temel Efendi işletmekte. O da yerine kendi oğlu İdris'i hazırlamaktadır. İçerisinde Dursun, Temel, İdris, Uy, Haçem, Dağ geçen bütün Karadeniz fıkralarının bu kıraathaneden çıktığı rivayet edilir. Hikayemize mekan olan söz konusu yer, her gün sabah saat 10'da açılır, akşam 18'de kapanır. Yaz kış bu takmışlar. Bu enteresan mekanın bir diğer özelliği de buraya sadece Giresun Üniversitesi'nde okumuş emekli öğretmenlerin girebilmesidir. Giriş için kart gösterilmesi gerekiyor. Yalnız bu üniversitedeki gibi sanılmasın tabii. Hangi kartı gösterirsen göster, içeri almaz. Üzerinde hamili kart yakinimdir, imza falanca öğretmen yazılı kartın gösterilmesi gereklidir. Mekanın tostçusundan çorbacısına, simitçisinden ayakkabı boyacısına kadar bu kural geçerlidir. Zira burada sabahları çorba, öğlenleri tost ve simit bulunmakta. Mide yakan poğaça ise sürekli bulunmakta. Çünkü buradaki öğretmenler öğrencilik yıllarındaki alışkanlıklarını terk edememişler. Hala kahvaltı yerine o mide kan poğaça yerler. Bu satırların yazarı olan bendenizle Türkçe öğretmenliğinden emekli, Kızıltepe nüfusuna kayıtlı buradaki ünvanımla yazar Kemalettin. Efendim, malum muvaliniz eski öğretmenler arasında bulunmaktan, öğrencilik yıllarında da Lokman Efendi'den Osmanlı Türkçesi ve eski Türk edebiyatı dersleri almamdan dolayı dilimiz biraz ağırdır. Dilimiz ağır ve eski ama TikTok yeni yetmeleri gibi lakırt etmek bize yakışmazdı sonuçta. Efendim, mekanımız 3 bölümden oluşmakta. İlki çay ocağıdır, girişte sağ kolda bulunur. Bitişinde de lavabolar var. Ortada ise gayet muntazam bir şekilde dizilmiş masalar ve masaların etrafında da koltuklar bulunmakta. 4 yıl boyunca Giresun Üniversitesi'nde dirsek çürüten öğretmenler o turuncu sert sandalyelerden bıkmış olacak ki paraya kıyıp yumuşak koltuklar almışlar. Efendim, çay ocağının tam karşısında da 2 katlı bir kürsü, kürsünün duvarında da öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister yazılı bir tabela asılıdır. Bu öğretmenler ve bendeniz öğrencilik yıllarımızdaki alışkanlıklarımızı terk edemedik. Hala o karton bardakta çay içer, o mide yakan poğaçayı yeriz. Hatta her gün yoklama bile alınır. Burada da arkadaşın yerine imza atma olayı devam ediyor. Bunların yanı sıra 50 küsur yaşında olmalarına rağmen hala öğrencilik yıllarındaki hatıralarından konuşurlar, bazen de tartışırlar. Bugün kıraathanemize ilk gelenler de Türkçe öğretmenliğinden emekli olmuş ve eğitim fakültesinde tuttuğu özenli not ve hiç bütel kalmamasıyla tanınan Özge Hanım ile
Ondan 3 sınıf üstü olmasına rağmen ondan sonra mezun olan İhsan Efendi'ydi. İhsan Efendi her dersi mutlaka alttan alsa da mezun olduğu ilk yıl atanabilmiştir. Kız altındakiler bu durumu dersleri çift dikiş gitmesine bağlar tabi. Bu ikisinin tartışmaları kıraathanenin en büyük eğlencesiydi. Fakat bu ikisi en ateşli tartışmaları yapsa da gün sonunda yemeklerini beraber yerler, sohbetlerini tatlıya bağlarlardı. O gün yine ikisi birbirine girmişti. Konuda eğitim fakültesinde Muharrem Ergin'in oğlu diye anılan Şenol Sancak'ın hızlı konuşmasıydı. İhsan Efendi, olmaz Özge Hanım, olmaz. Bu kadar ya hızlı olan bir konuşmayı kimse anlamaz. Hem benim beynim kıtmayı da ben kaldım yahu. Özge Hanım evetlencesine sırıtarak maşını salladı. İhsan Efendi, yahu sırf Şenol Hoca yetişebilmek için 2-3 kere alttan aldım derslerini. İlk yılda anlayamadıklarımı ikinci yılda tamamlayabildim. Şenol Beyler ceza konser veriyormuşçasına ders anlatıyordu. Hatta sözlerinin sonuna mamını 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 mikrofon şov demesini bekliyordum. Allah sıfat damlamasının cezasını verdi. Efendim, siz alttan alanlara göre zaten bütün dersler zor. Hem tamlayanı sıfat fiili grubu olan, onun da tamlayanı edat grubu olan sıfat damlamasının, aslında belirtili isim damlamasının tamlayan olduğunu nasıl anlamıyorsunuz yahu? Hayret ediyorum size. Bu ateşli tartışma birkaç dakika daha devam etti. Daha sonra kıraathanenin kapısı zıyy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 
duruşundan dolayı. Herkes dikkatle kapıya doğru baktı. Daha sonra gelenin Ziya olduğunu anlayınca herkes bu muydu dercesine önüne döndü. Ziya efendi "Selamun aleyküm ey zemaat" diyerek içeri girdi. Yaşı 35 olmasına rağmen hala KPSS çalışan Ahmet'in yanına oturdu. Ahmet hiç haz etmezdi bu Ziya'dan. Hatta oradaki çoğu muallim sevmezdi bu Ziya'yı. Efendim, bu kıraathanenin bir diğer özelliği de buraya KPSS çalışan ne öğretmen olabilmiş ne de öğrenci kalabilmiş insanların gelebilmesiydi. Ahmet de bu insanlardan biriydi. Kıraathane halkı tarafından da sevilirdi. Fakat Ziya torpille atanmıştı. Aslında kıraathanedeki insanların onu sevmemesinin sebebi buydu. Ziya Bey her zaman Ahmet'e sataşırdı. O gün yine sataşmaya başlamıştı. "Sen de okumaktan kör oldun be Ahmet. Gözlüklerin dibi de kavanoz dibi gibi olmuş. Demek ki satanacak diye bir şey yok." Ahmet, "Efendim, sizin girdiğiniz KPSS ile benim girdiğim KPSS bir değil." Ziya efendi hiddetlendi. "Aa, niyeymiş o be? İkisi de kamu personeli seçme sınavı değil mi?" "Hayır efendim, sizin girdiğiniz KPSS kazanmasan da ben seni seçerim. Benim girdiğimse kendini paralasan da seni seçmeyeceğiz." Ziya tam hiddetlenecekken radyodan son dakika haberi verildi. Herkes susup radyoya kulak kabarttı. Spiker, "Bakanlıktan açıklama. Geçen yıl öğretmen adaylarının girdiği sınavın atamalarında yanlışlık tespit edilmiştir. Atamalar tekrardan yapılacaktır." Haberini duyan Ziya mosmor kesildi. Anladı tabi fayansının ortaya çıktığını. Herkes sırta dönüp Ziya'ya baktı. Ziya ışık hızıyla tek kelime etmeden kıraathaneden çıktı. Efendim, hikayemiz bu kadardı. Dağcımızda olanı anlattık. Lafı fazla uzatmamalı, yetsin demeli. Bu hikayeyi size Halit Yıldırım yazdı. Ben uyarladım. Bu da böyle bilinmez.